öncelikle bir kuyu meselesi var. Şimdi Tayfur o gün her ne kadar ben kapının önünde bıraktım ve çıktığımda da hatırlamıyorum diyorsa da dün biliyorsunuz yayınımıza bağlanan bir izleyicimiz dedi ki bir kör kuyudan bahsetmiş, alkollü olduğunda demiş. Tabii bu da bir iddiadır. Bir yere de gitmiş olabilir. Evet şimdi ama 6 Temmuz'dan bu yana, Temmuz, Ağustos, Eylül kaç gün? 78 gün olmuş. Yani 78 gündür haber vermeyen oluyor mu? Oluyor. Yani onu da gördük. Ben haber vermesini de çıkıp bir yerde ben buradayım demesini de açıkçası çok arzu ederim. Tayfur kusura bakma ya. Ama deriz sen de bu yaptıkların seni buraya getirdi. Ben sana dün de söyledim. Evet abi. Yani sen de bu zamana suçum, kadar yaptıklarından. Oldu yani. Tek suçum kapıyı çarpmak. Tek suçun o değil ama Tayfur işte. Abi geçmişim var ama abla. Heh, bugün bak ne diyorum ben sana şöyle dokunmadım. E pek hani öyle olmamış Tayfur ya. Ne bir hakaret ettim ne bir küfür ettim. Ha ne diyorum ben sana şöyle dokunmadım. Tayfur'cum o zaman sen alkol alınca hatırlamıyorsun yaptıklarını bak. Abla o gün gündüz oluyor mesela. Tamam olur. Ondan bahsetmiyorum. Şimdi insanın geçmişi de geleceğinin aynasıdır. Herkesin bir geçmişine bakıyoruz. Diyoruz ki aa geldim buraya hoş geldin. Bir bakıyoruz Allah. Suç o şeylerine kasten yaralama, hırsızlık, arsızlık, yüzsüzlük. Bir fikir ediniyoruz ya ister istemez. Şimdi senin de İşte dövmüşsün, etmişsin, babanı rahatsız etmişsin, kayınpederini rahatsız etmişsin, onu bunu. İnsanlar senden şüpheleniyorlar. Çok acıklı. Belki de hiçbir şey yapmadın. Ama belki de kadın gerçekten kendiliğinden gitti. Ama kadına daha önce yaptıkların acaba Tayfur mu bir şey yaptı sorusunu gündeme getiriyor. Yani sen de bunu anla yani. Şimdi işte o kuyulara gitti dün Hüseyin baktı. Bir maden kuyusu, iki tarla sulama kuyusu, kayalık bir alan görüntüledik. Obruklar olduğunu söylüyor Hüseyin. Bakın izleyelim. Kuyudan cenaze çıkacak iddiası. Elle kazılan kuyu bunlar. Bahsi geçen o yer. Burada bir koku ve sinek var. Bedriye Kılıç bir cinayete mi kurban gitti? Bedriye Kılıç'ı kıskanıp kaybolduğu gün onunla kavga eden kocası Tayfur Kılıç'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Bunların bir arsaları mı ne varmış? İşte orası ıssız ormanlık gibi bir yermiş. Çimendere'de kör kuyu varmış. Oradan yakın zamanda bir cisim çıkacak. Bak görürsünüz demiş sarhoşken içki arkadaşlarına söylemiş. Yayınımızda gündeme gelen bu iddia Konya Akşehir'de araştırmalar yapan ekibimizi harekete geçirdi. Yayınımızda konuşulan iddia üzerine Ilıcak köyünden Çimendere'ye doğru yola çıkıyoruz. Tayfur Kılıç'ın anne ve babasının yaşadığı Ilıcak köyünden yola çıkan ekibimiz kısa bir süre sonra Çimendere'ye ulaştı. Ilıcak köyü ile Çimendere köyü arasındaki 11 kilometrelik mesafeyi 12 dakika 29 saniyede geldik. Kuyu araştırması yapan ekibimizin yanında Çimendere köy muhtarı Ahmet Akman vardı. Bahsedildiği gibi burada bir kör kuyu yok. Ilıcak'la Çimendere'nin arasında çok büyük vadiler var. Eskiden burada bir maden kazısı vardı. Bu da yol üzerinde, Şarkıkaraç yolumuzun üzerinde. Çimendere köyünden de 8 dakikalık bir yolculuk yaparak muhtarın bahsettiği bu noktaya geldik. Şimdi burayı inceleyeceğiz. Burada bir koku ve çevrede de oldukça fazla sinek var. Aslında burası içeriye doğru da devam ediyor. Girmeye de çalışacağız. Arkaya doğru burası devam ediyor. Gerçekten de bir kör kuyu görüntüsü var. Maden çalışması yapılan yerin içine kadar ulaştık. Bu noktada sona erdiğini görebiliyoruz. Köy muhtarının söylediğine göre bir dönem kazı yapılan maden kuyusu uzun yıllardır buradaydı. Köy sınırları içerisinde bahsedilen tek yer burası. Yani Ilıcak'la da Çimendere arasındaki uçurumlar var. Ona da bakılsa daha iyi olur bence. Ekibimiz araştırmalara devam etti. Kuyu iddiasında bahsi geçen bölge kayalık geniş bir alandı. Çevrede çok sayıda obruk ve mağaralara rastlamak mümkündü. Çimendere köyü ile Ilıcak köyü arasında dikkatimizi çeken bir nokta daha oldu. Obruklar bulunuyor. Dikkatimizi çeken başka bir de
detay ise burada çok sayıda alkol şişesi var. Birçok boş tüfek fişeği de görmek mümkün. Alkollü içki içenlerin uğrak bir yeri olduğu anlaşılıyor. Hemen şimdi o kayalık bölgeye göstermek üzere ilerliyoruz. Burada yine dikkatimizi çeken kırık bir alkol şişesi var. Bu da buraya birinin de geldiğinin göstergesi. Tarım yapılan bir köy olduğu için Çimendere'de arazi sulamak için açılan kuyular da vardı. 3 metrelik, 4 metrelik kuyularımız var ama yani kimse bilemez. Ben de bilmem yani çoğu kuyuları. Size ben birkaç tanesini göstereceğim. Köyde iki tane su kuyusu biliyorum. Bunlar vatandaşların elleriyle açtıkları su kuyuları. Dere suyumuz deriz biz. Dere, çay. Bunlar kesildiğinde biz bu suyu öyle kullanırız. Aksi takdirde pek kullanmayız yani. Kaç metre derinlikleri vardır bunların? 2 veya 3 metre. Hadi bilemediniz 4 metredir yani. Tayfur Kılıç'ın kuyudan cenaze çıkacak dediğine dair iddia, Bedriye Kılıç'ın ağabeyi Muhammed Er'in içine yeni şüphe tohumları ekmiş ve aklına ilçe merkezindeki kuyuları getirmişti. Akşehir ilçe merkezinde Çimendere köylülerinin yaşadığı mahallede iki kuyu tespit ettik. İlk kuyu işte bu kuyu. Elle kazılan kuyu bunlar. Dikkatimi çektiği için size bilgi verdim. Burada bunun gibi kaç kuyu var? Ya iki tane vardı. Bu kuyuların araştırılmasını istiyorum eğer gerçekten öyle bir şey varsa. Hemen diğer kuyuya da bakmaya gidiyoruz. Bölgedeki diğer kuyuya geldik. Buraya da bakacağız. Gördüğüm iki kuyudan ikinci kuyuda bu. Araştırılmasını istiyorum. Şahsın bahsettiği kuyular bunlar mı yoksa? Peki acaba bu kuyular Bedriye Kılıç'ın evine ne kadar uzaklıktaydı? Bu soruya yanıt almak üzere ekibimiz bir kez daha yola koyuldu. Son iki kuyuyla Bedriye Kılıç'ın evinin arasındaki mesafeyi de hesapladık. Yaklaşık 5 kilometrelik yolu 8,5 dakikada kat ettik. Şimdi burası niye önemli? Sen eğer Bedriye'ye bir şey yaptınsa evde kasten ya da kazayla. Şimdi bu kadıncağızın telefon sinyali sizin kiraz topladığınız yerden şehir merkezine doğru kaymış. Orada kesilmiş. Yani bu kadın kiraz topluyor, telefonu yanında evine doğru gidiyor. Sonra sen kapıyı almadığını söylüyorsun. İçeriye yapılan çalışmada sizin içeriye girişiniz var. Var abla. Hani... Ama Bedriye'nin dışarıya yaya olarak çıkışı yok. Şimdi sen eğer içeri girersen, istemeden de olsa bir şey yaptıysam, arabanın kontak anahtarı diyorsun, şey, eğer dayısına anlattığın gibi Aydın dayısına. İçeri girdin, tartıştın, başına bir iş getirdin. Çıktın, gittin, kahveden paranı aldın, 3-5 dakikalık mesafe. Oradan arabanı motosiklette gittin, tamirciyi çağırdın, yaptırdın. Sonra oradan nereye gittin? Köyüne, babanın oraya gittin. İşte burası babanın köyüne 8-10 dakikalık mesafe. Aslında insanlar bundan şüpheleniyor. Yani bak sen yaptın demiyorum ama eğer yapmak istersen karını evde öldürüp arabaya atıp babana da giderken kadını yolda bu kuyulardan başka bir atma imkanın var mı? Saat olarak yok, abla, hani var. Hayır, yani sen yaptın demiyorum ama saat olarak imkanın var mı? Var. Var. Zamanı var. Yani zaten senin babanın köyüne de 8-10 dakikalık bir yerden bahsediyoruz. O. Saat kaçta babasının evine gidiyor? Kendi babasının evine saat kaçta gidiyor? Babası arabayı yaptırdıktan dedi. Sonra gidiyor. Yani, babası 3,5-4 gibi. 3,5'da arabayı yaptırıyor. 3,5-4 arası saat, oraya gidiyor. 4 civarı gidiyor. 4 abi civarı işte gidiyor. 2,5. Yani süre var. İşten sürede geliyor. Bir şey yok. Yani hava kararmış mıydı? Nasıl? Onu yok. Soruyorum. Hava kararmış mıydı babanın yok, evine gittiğinde? Yok. Babam güne gittiğinde hava kararmış değildi. Öyle diyor. Kaçtı yani? 6 mı? 7 mi? Abi tam saatini bilmiyorum yani de hani 3,5-4 yani 4,5 var. 3,5 gibi bilmiyorum. Zaten aslında izlemedik değil mi o yani. Şeyde otoelektrikçi de izlemedik. Çok bağlanıyoruz var. Bu arada Hüseyin anne babanla beraber bu kuyuların olduğu yerde. Hüseyin'cim günaydın. Günaydın Müge Hanım. İyi yayınlar. Çok mersi. Siz neredesiniz şu anda? Yani bir geniş görebilirsek. O tarla, biz, tarladaki yerde misiniz? Tabii biz Çimendere. Evet biz Çimendere köyündeyiz. Çimendere köyünde de
o yosunla kaplı sulamak için elle açılan dediği muhtarın kuyuların olduğu bölgedeyiz. O kuyular da hemen şurada bulunuyor. İsterseniz oraya da gidip size gösterebiliriz. Ama Hüseyin, benim anladığım kadarıyla çok sayıda bunlar. Öyle bir tane iki tane değil. Evet Müge Hanım zaten aslında Muhammed Er'in bize paylaştığı bilgi de önemli. Neden? Çünkü bir Çimendere ismi geçiyor. Şimdi şurası Çimendere köyü. Ama neden ilçe merkezindeki kuyulara da baktık? Orada da Çimendere köylüleri yaşıyor. Yani öyle bir isim de geçmiş olabilir diye. Şimdi şuna bakacak olursak Ilıcak köyünden aynı zamanda o ilçe merkezindeki kuyulara da işte 8-10 dakikada gitmek mümkün. Akşehir ilçe merkezindeki evden de aynı zamanda o kuyulara 8-10 dakikada gitmek mümkün. Ilıcak köyünden Çimendere köyündeki kuyulara da yine 8-10 dakikada geliniyor. Yani aslında bu kuyuların hepsi önemli bu matematiğe baktığımızda, güzergah matematiğine baktığımızda. Birbirine de yakın yerler aslında. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.